Herkese merhaba. Ebru ile Nefes Alan Mekanlar programında yine sizlerle beraberiz. Bugün çok tatlı bir konuğum var. Kendisi gerçekten çok tatlı. Neslihan Küçük Aslan bugün bizimle birlikte. Kendisini onu tanıtacak ama bizim ilişkimiz böyle biraz iş ilişkisiyle başlayıp sonrasında özel hayatlarımızı takip ettiğimiz, hayat üzerine sohbetler yaptığımız, yani projeleri bırak nasıl olsa onlar yürüyor, biz geldik birazcık hayattan bahsedelim, sen iyi misin, mutlu musun şeklinde bir diyaloğa dönüştü. Dolayısıyla ben de böyle dedim Neslihan, benim böyle bir programım var, mutlaka gelmelisin ve seninle sohbet etmeliyiz dedim. Bugün de o gün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Hem tatlı sözlerin için hem de bugün beni buraya davet ettiğin ben için. Ben teşekkür ediyorum. Davetimi kabul ettiğin için. Benim için çok kıymetli çünkü. Konuşmayı ne kadar sevdiğimizi biliyorsun. Onun için benim için bunlar genelde keyifle olan vakalar oluyor. Onun için sıkıntı yok. Aynen. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Aynen. Şimdi Neslihan birazcık kendisinden böyle bahsetsin. Bizim yolumuz nerede kesişti ondan da konuşalım. Biraz tabii. Hani markadan bahsedelim. Sonrasında akışta gideriz. Ebru'nun söylediği gibi Neslihan Küçük Aslan ben. Son 6 senedir yaklaşık Interface'in bölgesel satış ve tasarım yöneticisiyim ben. Bizim yolumuz da aslında birazcık Interface'den ötürü kesişti. Evet. İşte sen mimarsın, ben Interface'in temsilcilerinden biriyim. Bu şekilde yola başladık ama nerede o Interface ve PIN bir araya, yani önümüzden çıktı da Neslihan ve Ebru olduk. Öyle keskin bir çizgimiz yok ama yani bir araya geldiğimizde her zaman mutlulukla geldiğim. Aynen. Severek zamanımı ayırdığım insanlardan bir tanesi. Ben de zaten böyle bugün Neslihan gelecek diye giyimime bile dikkat ederim. Çünkü Neslihan'ın gerçekten yani böyle o canlılığı, neşesi, renkli oluşu o kadar böyle hoşuma gider ki ben de ona uyum sağlayabilmek için bugün Neslihan geliyor ofise. O ya, zaman ben de biraz daha renkli giyeyim. Bak bugün de böyle omuzları açık şeyler giydim. Seninle uyum sağlayalım. Seversin biliyorum. Ya tabii. İşte Interface'in bünyesinde çalışıyorum ben ama aslında benim eğitimim mimar. Yüksek lisansımda sürdürülebilir mimari üzerine aslında. Birazcık oradan hareketle bir anda kendimi bambaşka şeyler konuşurken buldum. Seninle de biraz aslında bugün buraya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi bu. Başlayabiliriz istediğin zaman. Aynen, yani biraz Interface'den bahsettiğim biyofilik aslında, ifadeniz, yani biyofilik çok yakın zamanda aslında mimarların da kullandığı bir terim oldu diyelim. Aslında doğanın içinden gelen bir şey ve hani çok uzun zamandır olan bir terim, kelime ama altı dolu. Çok uzak olduğumuz bir kelime değil. Değil sen aslında. Çok böyle yumuşacık anlatıyorsun onu. Ama her yerde anlatıyorsun. Tabii. Bir de gel ben de anlat. Seve seve. Şimdi biyofili dediğimiz şey aslında senin de bahsettiğin gibi çok böyle karmaşık. Evet, adı yeni konmuş ama çok çok uzun zamandır zaten bizim DNA'mıza işlemiş olan bir süreç. Biyofili insanların içten içe doğayla bağlantılı olma ihtiyacı. Burada tabii altı çizilmesi gereken şey bu bir ihtiyaç, bir lüks değil. Çünkü insanoğlu Afrika savanasında evrildi ve orada yaşadığımız yıllarla şehirleri karşılaştırdığımız zaman şehir çok çok yeni bir fenomen gibi kalıyor. Bunu düşündüğümüz zaman da oradaki hayatta kalma şartlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda doğa bizim genetik mirasımıza işlemiş durumda o günden bugüne kadar. Onun için biz kendimizi doğada iyi hissediyoruz. Güneşi aldığımız zaman mutlu oluyoruz. Ama bu sadece fiziksel olarak ya da psikolojik olarak iyi olduğumuz anlamında değil. Bu bizim sosyal hayatımızı bile etkileyen bir şey. Ki biz bunu aslında esenlik diyoruz. Well-being. Well-being'i biz Interface olarak Türkçe'ye esenlik olarak çeviriyoruz. Birazcık bununla alakalı aslında. Biyofili insanın doğayla bağlantılı olma ihtiyacı. Ve bundan yola çıkan şey de biyofilik tasarım. Bu bağlantıyı sağlayan bir araç, bir teori, bir bilim gibi düşünebiliriz. Tabii Interface çok uzun yıllardır bunun üzerine düşünüyor. Türkiye'de biz bunu biraz daha yeni konuşuyor olabiliriz. Ama evet, dünyada aslında bu mimarların da yeni yeni kullanmaya başladığı, projelerine dahil ettiği bir ya, biyofilik tasarım oldu aslında. Evet, adı altında oldu. Çok çok yeni. Ama zaten aslında mimarların çoğu içgüdüsel olarak bunu yapıyor. Evet. Yani herkes tabii ki güneşin içeri almak ister, güneşe göre yönelmek ister. Doğal havalandırma keşke olsa. Yani hepimiz evlerimizde balkon isteriz. Hepimiz ofislerimizde pencereyi açabilmek isteriz. Bunlardan sadece birkaçı ama biyofilik tasarım aslında bir yol haritası. Kendi içerisinde 14 tane deseni var ve bu 14 desen de kullanıcı deneyimine göre aslında 3 tane gruba ayrılıyor. Biz Interface olarak yaptığımız tek şey ise mimarlara, iç mekan tasarımcılarına aslında bu yol haritasını biraz daha kolay bir şekilde sunmak.
hani neler yapılabilir, biyofilik tasarım tam olarak nedir, bu desenler nedir, iç mekanlarımıza nasıl yansıtabiliriz? Çünkü bunu hep söylüyorum ben, insanoğlu inanılmaz adaptasyon yeteneği yüksek bir varlık. Zaten evrilme sebebimiz de bu, evrimimizin altında yatan sebep bu zaten, uyum yeteneğimiz. Modern hayatta da çok rahat bir şekilde adapte olduk ama doğayla olan bağımızı maalesef kaybettik. Biyofilik tasarım bu bağı yeniden kurmaya çalışan bir şey. Peki biz bunu neden yeniden kurmaya çalışıyoruz? Çünkü insanlar üzerinde gerçekten pozitif bir etkisi var. Biz bunu yansıtan mekanlara da zaten interface olarak pozitif mekanlar diyoruz. Bu kadar biyofilik tasarımı konuşuyor olmamız, yani benim bunu her yerde mümkün olduğunca anlatıyor olmamın sebebi bu. Bunu sadece ofis ya da ev gibi düşünmeyelim. Hastaneler, ondan sonra mağazalar, oteller, her yerde biyofilik tasarımın ölçülebilir ve ölçülmüş olumlu etkilerini görüyoruz biz. Bunun için artık biyofilik tasarım gitgide herkes tarafından daha çok konuşulan, araştırılan bir olgu haline geldi. Ya gönül isterdi biz de bu çekimi böyle doğanın ortasında yapalım. Ama ben hani konuya birazcık ucundan dokunabileyim diye buraya bir aloe vera yerleştirdim. Çok severim ben de. Giderken bu arada, evet, ucundan aloe verayı vereceğim. O başka günün konusu olacak tabii ki, aloe veranın şifası. Ama işte hani mekanımızda şifasını bildiğimiz bir bitkinin kesinlikle oluşu bile, yani o küçücük bir dokunuş, onun yaydığı titreşim, yani bu yapı malzemesi olsun dediğim gibi ya da pencere açıklıklarıyla doğal ışığı, doğal iklimlendirmeyi mekanımızın içine sokabilmek olsun. Bir şekilde evet, adını biyofilik tasarım koymadan da yıllardır zaten kesinlikle yapıyoruz, yapılıyor. Hani bu ya da içgüdüsel olarak dediğin gibi yapıyoruz. Yani mimar olmaya da gerek yok. Balkonunda hemen bir şeyler yetiştiren, işte saksıda çiçekleri, mevsimsel çiçeklerini, işte sardunya zamanı, hadi sardunyalarımı canlandırayım. İşte kış zamanı o şey, şimdi adını hatırlayamadım. Çok güzel bir çiçek vardır. Kışın pembe pembe açar. Hemen balkonlarda onları görmeye akşam başlarız. Akşam sefası belki. Ay değil. Neyse. Neyse, evet. Yorumlara yazacağım ben bunu, sonra hatırlayacağım çünkü. Unuttuğum çiçeğin ismi. Ama tabii biyofilik evet, sadece hani bitki özelinde düşünmemek lazım. Yani dediğin çok doğru, doğal ışık, doğal havalandırma, ama tabii ki her mekanda bazen bunu sağlayamıyoruz. Yani her mekanda doğal ışık alamıyoruz, her mekanda pencere açıp içeri temiz hava sokamıyoruz, ama biyofilik tasarımın bunun için de cevapları var. Hani bunlara, hı-hı, sahip değilseniz yapabileceğiniz şeyler. Evet, mesela o çok aslında önemli bir cevap olacak bence. Hani bu, çünkü plazalarda çalışan kişiler için gerçekten önemli bir şey. Pencereyi açamıyorlar. Hani sigara içmek için dışarı çıkıyorlar ama hani orada da sigara içiliyor ya da kahve içiliyor, bir sohbet vesaire, ama yine plazanın ve plazaların arasında sigara içmesen dahi sigara içenlerin bulunduğu bir ortamı soluyorsun aslında. Ki oraya bile gitmeye gerek yok, yani istisnasız hepimiz bu yapılan bir araştırmanın sonucu aslında günümüzün %95'ini iç mekanda geçiriyoruz. Yani nerede çalışıyor olduğunuzdan bu bağımsız. Çünkü çok standart bir gününü düşün, hani uyanıyorsun, ondan sonra evindesin, bir araca binip işine gidiyorsun ya da nereye gidiyorsan gidiyorsun. Çok şanslıysan, havada güzelse belki dışarıda öğle yemeği yiyebiliyorsun. Ama sonra tekrar ofis, sonra tekrar bir araç, sonra tekrar ya ev ya da sevdiklerin neredeyse onun yanına. Ama yani bu denklemde aslında dışarıda vakit geçirdiğin tek zaman senin ne zaman? Mekan değiştirdiğin, bir araca, evet, bindiğin zaman. Yolda geçen zaman ya da. Tabii bunun için zaten aslında şunu söylüyoruz. Yani iç mekanların bizim üzerimizde bir etkisi olmamasına imkan yok. Ha, buradaki tek soru işareti ne? Bu etki iyi mi, kötü mü? Biz mümkün olduğunca bu etkinin aslında pozitif olmasını, olumlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Alttaki aslında yatan sebep bu. Yani evet, her yer senin dediğin gibi plaza insanına örnek verirsek, işte doğal havalandırma sahip değil, doğal ışık sahip değil. Bitki çok yeni yeni artık iç mekanlarda bitki görmeye başladık gerçekten, ama hani bu yoksa da iç iklimlendirme sistemlerini buna göre ayarlayabilirsiniz. Mesela çok enteresan, doğal havalandırma almayan yerlerde havalandırma sistemleri öyle bir ayarlanıyor ki arada bir hızlanıyor. O hızlandığı zaman, evet, sizin doğru, böyle yanağınızdan bir esinti geçmiş gibi oluyor. Orada açılan bir pencere yok aslında. İçeri giren temiz bir hava yok, ama o esinti bile sizi içgüdüsel olarak temiz hava girdi hissiyatı verdiği için kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ya da işte doğal ışık yok ama sizin sirkadiyen ritminizi destekleyecek aydınlatma sistemlerinin içeride artık olması lazım. Yani eskiden onları bizler yapıyoruz biraz da. Tabii. Çünkü eskiden neydi? İşte 2500-2700 Kelvin gün ışığı içeriye aldım mı ben sağlıklı bir ışıkla oradaki insanlara, kullanıcıya hizmet veriyorum oluyordu, ama
Gün ışığı tek bir renk değil ki. Gün ışığı gün içerisinde renk değiştiriyor. Ve senin bütün biyolojik sistemin aslında bu ışığa göre ayarlanmış durumda. Yani uyanmandan takım çalışmasına, kalp ritmine, ondan sonra kan basıncına kadar her şeyin buna göre endekslenmiş durumda. Onun için mesela iç mekanlarda tek bir ışık rengi değil, güneşle paralel renk değiştiren bir ışık sisteminin tasarlanması gerekiyor. Hani evet doğal ışık yok ama bunu yansıtan bir şeyi, bir sistemi mutlaka iç mekana yansıtmak gerekiyor ve benzeri. Yani bu örnekler çoğalabilir ama kullanıcıya sağlıklı mekan, yani kullanıcı için sağlıklı mekan tasarlamak insanlara genelde çok karmaşıkmış, biyofilik tasarım çok karmaşıkmış gibi geliyor ama aslında değil. Ya o kadar basit yol haritası var ki ve dediğim gibi ben bunu çok samimi söylüyorum. Türkiye'de mimarlık camiası açısından ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu konuda araştıran, öğrenmeye çalışan çok iyi bir kitlemiz var. Ben mesela o yol haritasını sunduğum zaman çoğu mimar ya da iç mekan tasarımcısıyla şöyle konuşmalar yaşıyoruz. Aa ben zaten bunu yapıyormuşum, şunu yapıyormuşum. Aa bu her zaman benim zaten olmazsa olmazım. Bir anda 14'te seni zaten bir şekilde iç mekanı adapte ettiğini görüyor. Evet. Tabii ki o kalkıp da aa biyofilik tasarımın 14'te seni bunu yapayım, bunu yapayım diye yapmıyor. Bu tamamen içgüdüsel olarak kullanıcıya iyi mekan sunma hissiyatı. O bağlamda ben mesela bu iletişimi kurduğum zaman artık çok zorlanmadığımı fark ettim. Çünkü zaten bunu oldukça açıklar. Evet, yani işte o sezgisel yok ama hani aynen, yani hem mimarlar için de bu yol haritasından bahsedelim. Çünkü siz bir de atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Tabii. Mimarları davet ettiğiniz. Böyle daha bana kısmet olmadı ona katılmak ama sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla zaten hani ortaya bütün o desenler olsun, onunla ilişkisi olan parçalar olsun bir board hazırlıyorsunuz galiba. Hani biraz da ondan bahsedersen. Biz bunu aslında iki adımda yapıyoruz. Bir tanesi profesyonellere yönelik, bir tanesi de öğrencilere yönelik. Profesyonellere yönelik olarak yaptığımız şey bu biyofilik tasarımı anlatıp 14 tane desenini paylaşıp birazcık onun üzerinde detaylı incelemeler yapıp kulağa su kaçırmak diyelim. Biz bunu 3 senedir düzenliyoruz aslında. Her biri birer adım. Önce biyofilik tasarımı bir girizgah, sonra ayrıntılı olarak onun incelemesi. Şimdi 3. adımsa toplum açısından biyofilik tasarım ne gibi değişikliklere sebep oluyor. Bu sene mesela ona başlıyoruz. Üniversiteler açısından yaptığımız şey ise senin evet, o bahsettiğin öğrencilerle de var değil mi çalışmalar? Atölye kısmına girmesi. Çünkü öğrenciye biz çok çok uzun zamandır inanılmaz önem veriyoruz. Niye? Çünkü 4 senelik bir eğitimden sonra kullanıcılar için mekan tasarlayan insanlardan bahsediyoruz. Bunlar sadece işte interface için ben bunu yapayım, marka bilinirliği artsın diye yaptığımız bir şey değil aslında. Bu birazcık bizim daha iyi mekanlar tasarlansın inisiyatifinde ortaya çıkardığımız bir şey. Bir gününü ayırıyor bize öğrenciler. Genelde 3. ya da 4. sınıf öğrencileri oluyor. Yarım gün boyunca çok detaylı bir şekilde biyofilik tasarımı ve desenlerini çok çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. Öğleden sonra da onların kendi mekanlarını tasarlamalarını istiyoruz bu desenlerle. Desenlerin kaynağı doğa değil mi? Yani, tamamen doğa. Aslında doğada gördüğümüz şimdi, her neyse bunlar desene dökülmüş durumda. Çakıl taşları var sizin. O bizim tasarımlarımız aslında. Evet. Biz çok uzun zamandır zaten bütün ilhamımızı biyofilik tasarımdan alıyoruz. Yani biyomimikriden ilham almış ürünler üretiyoruz biz zaten. En büyük sebebi de aslında gerçekten o tasarımları yani dış mekanları iç mekanlarla buluşturmak. Yani insanlar dediğim gibi %95'ini iç mekanlarda geçiriyor. Biraz daha kendilerini sanki dört duvar arasında değil de doğanın bir parçası gibi hissetmek. Çünkü insan sonuçta doğanın zaten bir parçası insanoğlu. Ondan ayrı bir şey değil. Tabii ki onun bir parçası olmak isteyecek, onunla bütünleşmek isteyecek. Bu sadece bu işin doğal sonucu ama 14 desen bizim tamamen interface'in çıkardığı bir şey değil 14 desen. Seneler önce Terrapin Bright Green adlı bir şirketin yarattığı bir yol haritasından bahsediyoruz. Biz bunu biraz daha basitleştirip kolay anlaşılır hale getirdik. Bu 14 desen de gerçekten doğada gördüğümüz şeyler. Sadece yeşil bitki kullanalım, doğal ışık alalım gibi değil. Ama mesela ikinci grup doğal analoglar. Hani iç mekanda doğa varmış gibi nasıl hissettiririzin birazcık altını doldurmaya çalışıyor. İşte dokularla, desenlerle, seslerle, kokularla. Yani evet iç mekanda gerçekten kuş olmayabilir. Gerçekten bir akan su öğesi olmayabilir ama mesela onun sesini duymanız iç mekanda gerçekten bir yerde ufak bir şelale varmış gibi hissettirir. Evet, sesle terapi de mesela şimdi konumuzdan belki çok alakası gibi dursa değil da aslında, değil. Hiç. Yani dediğin gibi o üflemenin serin bir hissini aldığı zaman burada cam mı açıldı hissini verdiği gibi çalan müziklerin de mekanda çok önemli rolü kesinlikle var. Yani benim kendi yaptığım böyle biraz daha araştırmalarım hani bahsediyorum işte Feng Shui çalışmalarım, mekan danışmanlığı yaptığım yerler olsun.
Orada 5 duyuya hitap eden, 6.sı da zaten bizim sezgilerimiz ki aslında her şey önce oradan başlıyor. 6. duyu olmasına rağmen ilk o mekan bize ne hissettiriyor? O 6. hissimiz ardından işte koku olsun, ses olsun, görüntü, renkler, yani tamamen hepsi bir bütün olarak bize o mekanı hatırlatıyor, hafızamıza kaydediyoruz ve bunun bir parçası olarak da işte doğayı içine sokmanın yöntemlerini interface araştırıyor, geliştiriyor, o alanda çalışıyor ve biz hem mimarlara hem öğrencilere de dahil etmeniz gerçekten çok kıymetli. Ben üniversitede de ders veriyorum. Benim öğrencilerim 2. sınıf. Onları kabul eder misiniz? İkilerde oluyor mu? Aslında oluyor. 1. ve 2. sınıf da oluyor. Sadece atölyeyi onların daha anlayabileceği, daha rahat olabileceği bir şekilde çeviriyoruz. Mezun olduklarında da çok şey bilmiyorlar. Malzeme bilmiyorlar, ürün bilmiyor, tanımıyor haklı olarak. Çünkü onlara hani okula gidip bu şeyleri anlatmak çok kıymetli ama yapılmıyor. Yapanlardan biri sizsiniz ve çok enteresan gerçekten. Büyük bir artık atıyorsunuz. Ya ben öğrencilerin sıkılacağını düşünüyordum. Daha doğrusu onlar geldiği zaman onun gözünde onu okuyorsunuz. Ne dinleyeceğim ben şimdi, sıkılacağım. Ama bir anda bir yarım saatten sonra tamamen odaklanmış, sürekli not almaya çalışan, neler yapabilirim diye düşünen beyinleri orada bir miktar okumaya başlıyorsunuz. Hele öğleden sonraki o kendi mekanlarını yarattıkları zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Yani çok güzel. Yani, bir 5 dakika daha, bir 5 dakika daha. Tabii o güzel, bizim çok mutlu olduğumuz bir şey tabii öğrencilerle bir araya gelmek. Çünkü ufkunuzu da çok genişletiyor. Doğru söylüyorsun. Gerçekten ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zamanımız aslında çok bu kadarcıktı. Çok yeterli olmadı. Yani benim öyle bir problemim var. Ben böyle konuklarımla zamanı dolu dolu geçiriyorum. Konuşacaklarımız bitmiyor, program yetmiyor ama ben seni ilerleyen zamanlarda tekrar davet etmek isterim. Çok sevinirim katılırsan. Bugün için de çok teşekkür ediyorum. Anlattıkların çok kıymetliydi. Umarım izleyenler de bir şekilde zaten iletişim numaraları yazıyor, paylaşıyoruz. Neslihan'a ulaşıp hem eğitim hem bilgi alabilirler. Tabii ki. Malzemeyi, ürünü, her şeyi çok daha detaylı tanıyabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Başka bir konukla, keyifli bir sohbette tekrar sizlerle olacağım. Hoşçakalın.